efendim. Ülkemizde doğanın en güzel olduğu noktalardan bir tanesi hiç kuşkusuz Kemer bölgesi. Toros Dağları'nın Akdeniz'de buluştuğu muazzam bir coğrafya içerisinde çok sayıda oteller, tatil köyleri var. Ve ben de sizlerin otel ve tatil köyü seçimlerinde katkıda bulunmak amacıyla yine kendi gelerek çektiğim filizsiz ve gerçek görüntüleri, bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bugün belki de birçoğunuzun daha önceden geldiği, bildiği bir tesisteyim. Akka Antedon Otel'deyim. Kemer bölgesinin bilinen otellerinden bir tanesi Akka Antedon. 3 yıl önce burada bir YouTube vlog çalışması yapmıştım, sizlere sunmuştum. Ancak tabii otelde değişen çok şey var. Öncelikle odaları baştan aşağı yenilendi, sıfırlandı. Bütün dekorasyonu son derece üst segmentte, luxury konseptte, son derece konforlu bir şekilde hazır bir halde bu yıl gelecek olan misafirleri bekliyor. İster balayı çifti olarak gelin, isterseniz çocuklu aile olarak gelin. Herkese hitap eden farklı kategorilerde odalar son derece lüks bir sunumla hazırlanmış durumda. Tabii odalar dışında tesisin genel yapı özelliği itibariyle çam ağaçlarının içine gömülü bir halde olması muazzam bir doğal atmosferde tatil yapmanıza olanak sağlıyor. Üstelik lobi barından beach barına kadar tüm barlarında, tüm sunum alanlarında premium marka içecekleri, şişe bira sunumunu, şişe meşrubat sunumunu yine konsept dahilinde, ultra şeda konsepti içerisinde alabiliyorsunuz. Elbette yemekleri sunum konusundaki başarısına da değinmek gerekir. Çünkü profesyonel bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Gayet güzel, kaliteli servis imkanı sunuyorlar size. Dolayısıyla buraya ister balayı çifti olarak, ister ailecek gelin, size her türlü olanağı sağlıyor. Şimdi biz videolarımıza başlarken sizlere izleme kolaylığı sağlama açısından önce tesisin genel alanlarını göstermeye çalışacağım. Lobi kısmından başlayarak bahçeye çıkacağız. Havuzları, sahili, çocuk kulübü, barları, aqua parkı ve bu alanlarda aklımıza gelen her noktayı size adım adım gezdireceğim. İkinci videomuzda ise, bir sonraki videomuzda ise az önce bahsettiğim tamamen yenilenen odaları tüm kategorileriyle size sunmuş olacağız. Dolayısıyla sizler odaları inceleyerek size uygun olan, aile kişi sayınıza uygun olan, beklentinize uygun olan odalardan bir tanesini seçebileceksiniz. Ve son olarak bir video daha hazırladım. O videoda da tesisin ana restoranında akşam yemeği büfesi sunumu ve alakart restoranla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmış olacağım. Böylelikle Akka Antedon Otel'deki tatil seçiminizi yaparken değerlendirmenizi hani bu videolardan filtresiz ve gerçek haliyle izlemiş olacaksınız. Elbette burada tatil yapmaya karar verirseniz de bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak değerli talepleriniz, rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız diyelim. Ve yavaş yavaş videolarımıza başlayalım. Tekrar hatırlatmak isterim. Akka Antedon'la ilgili 3 ayrı video yayınlıyorum. Şu anda başladığımız video genel alanları içerecek. İkinci videomuz odalar kategorilerini içerecek. Üçüncüsü ise akşam yemeği büfesi ve alakartlarla ilgili bilgilendirme videosu olacak. Değerlendirmeniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Videoları izlemeye başlarken beğeni ve abone tuşlarına basarsanız kanalımıza destek olacağınızı ve YouTube algoritmasının bizi daha fazla misafirin izlemesi için üste çıkaracağını, öne çıkaracağını hatırlatmak isterim. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Bunun için de bir ücret ödemeye gerek yok biliyorsunuz. Sadece beğeni ve abone tuşlarına dokunmanız yeterli olacaktır diyelim. Lafı çok daha fazla uzatmayalım artık ve Akka Antedon'un lobi resepsiyon kısmına geçerek ilk videomuza başlayalım. Hadi buyurun. Efendim Akka Antedon'u keşfe başlıyoruz. Her zaman yaptığım gibi lobi ve resepsiyon alanından başlayacağız gezmeye. Ama bu gezimizi yaparken tekrar hatırlatmak istiyorum. Akka Antedon'da bütün odalar tamamen yenilendi. Akabinde de odalarla ilgili bütün seçenekleri, bütün kategorileri kişi sayınıza göre, ailedeki işte çocukların yaşlarına göre veya balayı çifti olarak gelmiş olabilirsiniz, çocuksu olarak gelmiş olabilirsiniz, özel oda kategorileri var. Bunların hepsini anlattığım ayrı bir videoyu da sizlerin bilgisine sunacağım. Şu anda bu videomuzda lobi resepsiyon alanından tesisle ilgili görüntüler aktarmaya başladık. Lobi barla başlamak üzere tesisin bar konsepti, havuz alanları, sahili, aqua parkı, bahçesi ve o alandaki yeme içme noktaları mesela sinek restoranı gibi, pastanesi gibi ya da Cafe Pretto'dan bahsedeceğim size. Anlatacak çok şey var. Yavaş yavaş devam edelim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Otelde yapılan en büyük yenilik bu sene bütün odaların tamamen yenilenmiş olması. Lütfen odalar videomuzu ayrıyeten izleyin ve oda seçiminizi yaparken o videoyu değerlendirin istiyorum. Ve turuma başlıyorum. Önce lobi bara geçelim isterseniz. Biraz size otelin yenilenen konseptinden bahsedelim ve turumuza başlangıcımızı yapalım. Efendim şimdi otelin lobi alanındayız. Resepsiyon kısmını kısaca gösterdim ve sizler otele giriş yaptığınızda ilk olarak lobi alanında şöyle bir yol yolunda atmak istiyorsunuz. Belki birkaç yudum alkollü veya alkolsüz bir şeyler içmek istiyorsunuz. Tabii ki bunun için lobi bara geliyorsunuz. Lobi bar zaten resepsiyonun hemen yan tarafında. Arkadaşlarımız odanızı hazırlarken siz de bu arada içeceklerini sipariş verebilirsiniz. Ben tabii Kadri kardeşimle daha önceden tanışıyoruz. Ona rica ettim. Dedim ki ya misafirimiz en çok konsepti merak ediyorlar ve marka soruyorlar.
Gel dedim, biz daha videonun en başında tabii ki pool bara gideceğiz, beach bara gideceğiz. Oradaki konsepti anlatacağız ama ve viskileri örnek olarak gösterelim dedim. Kadri kolay gelsin. Teşekkürler, tekrar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kadri, burası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sabah 9'da açılıyor barımız, gece 2'ye kadar. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar lobi bar açık. Ve misafirimizde çaylar, kahveler, artık hani meşrubat veya serinletici içecekler alkolsüz olmak kaydıyla, ama alkollü bölüme geçtiğimiz zaman da gördüğünüz gibi tek tek markaların ismini okumayacağım. Burada gördüğümüz viski konsepti sadece ve biz bunu örnek olarak Kadri kardeşim sağ olsun bize hazırladı. Bunun dışında tabii ki gerekli şekilde vodkalar, cinler veya likörler, premium marka birçok alkolü çek yaz döneminde misafirlerimize konsept dahilinde sunuluyor. Doğru anlattın mı Kadri? Kesinlikle doğrudur. Peki şimdi tamam, burada hani gayet güzel her şey, 18'lik şivaslar, jekler vesaire değil misin, ama artık misafirlerimiz damak tatlarına uygun kokteyller içmek istiyorlar. Yani sadece premium marka içeceklerin dahil olması yetmiyor. Çünkü artık günümüzde tatil anlayışı da, damak zevki de bayağı bir yol aldı. Bize güzel kokteyller de sunabiliyor musun? Tabii ki de. Bunlardan bir tane örnek yapar mısın bize birazdan? Tabii ki de. Biz o zaman şöyle yapacağız. Birazdan bir tur yapacağız. Bahçeyi gezeceğiz, diğer barları gezeceğiz. Dönüşte sana geleceğiz tekrar. Evet. Ve yol yorgunluğumuzu atmak için veya bu videonun yorgunluğunu atmak için kokteylimizi sen de içeceğiz. Tabii ki de, beklerim. Senin favori kokteylin hangisi? Kendi özel spesiyal kokteyllerim vardır. Tamam. Onlardan kaç tane var böyle? Birden fazla. Birden fazla. Tabii tamam. Ki de. Birazdan Kadri kardeşimin özel kokteyllerinden bir tanesini görüntülemek üzere videomuza devam edeceğiz. Bu arada tekrar etmek istiyorum. Burada gördüğümüz içecekler dışında yine şişe bira sunumu da otelin tüm barlarında yapılmakta. Miller, Beck's, Efes. Kadri ben sayıyorum, sen yardımcı ol. Doğrudur. Bunlar... Budweiser. Budweiser var. Efes şişemiz var. Miller var. Tamam. Beck's var. Bunlar şişe olarak otelin tüm barlarında, hatta birazdan göstereceğim, pool barda bile, beach barda bile şişe bira sunumu kesinlikle yapılıyor. Bu yine misafirimizden çok sorduğu, en çok dikkat ettiği sunumlardan bir tanesi, konsept içeriğinde olmasını istedikleri için. Evet, turumuza devam edebiliriz. Yavaş yavaş dış alanları gezmeye başlıyoruz. Yani çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kokteylimizi alacaklı haldeyiz. Birazdan geliyoruz. Tamamdır, sağ bekliyorum. Eline sağlık. Sağ olun. Hadi buyurun. Ve çok güzel bir havada Akkantidon keşfimiz başlıyor. Tabii ki havuzlarla başladık. Şimdi bu havuzun çok özelliği var. Her köşesi ayrı güzellikte. Dolayısıyla ben ilk noktadan başladım. Çünkü burası bahar aylarında, Nisan ayında misafirimizin ısıtmalı olarak kullanabildiği bölüm. Hemen buradan köprünün altından bakın devam ediyor. Şu çam ağaçları, evet güzel bir gün. Çam ağaçlarının dallarının havuza değdiği, neredeyse değdiği yere kadar devam ediyor. O sarı deniz yatağının olduğu yere kadar. Sonrası normal havuz ama bu alan tamamen ısıtmalı. Mayıs ayına kadar burada misafirler ısıtmalı havuzda keyif yapabiliyorlar. Havuzun gerçekten doğal görüntüsü, doğal güzelliği çok öne çıkıyor Akkantidon'da. Şimdi diğer alanları gösterirken, havuzun diğer bölümlerini gösterirken de sizlere bunu görüntülerle ifade edeceğim. Yavaş yavaş devam edebiliriz. Efendim, ısıtmalı havuzun hemen yanı başında bir de çocuklu bebekli aileler için böyle eğlenceli minik kaydakların olduğu bir havuz var. Burası da ısıtmalı. Şu anda tabii küçük çocuklu aileler burayı tercih ediyorlar. Yaz aylarında çok hareketli oluyor elbette. Ve bu alanın hemen yine yan tarafında bir çocuk parkı var. Orayı da göstereceğim şimdi size. Bu alanlar mini kulübün dışında. Yani havuz keyfi yapan misafirlerin kullandığı alan. Özellikle dediğim gibi bahar aylarında, şu anda Nisan ayındayız. Diğer havuzlar biraz daha serin olduğu için burası son derece eğlenceli bir şekilde misafirleri ağırlıyor. Efendim az önceki eğlenceli havuzun, ısıtmalı çocuk havuzunun hemen yanı başındayız. Mini klaba giriş yapacağız. Özellikle çocukla gelen misafirin bu alanı çok kullanacaklar. Birazdan içeriden görüntüler paylaşacağım sizinle. Saat 10'dan 17.30'a kadar bir çalışma saati var. Öğlen kısa bir ara veriyorlar. Burası her yaş çocuk için, özellikle 4 ila 12 yaş arası çocuklar için aktiviteler içeren bölüm. Tabii ki güvenli alan. Serkan abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Antedus buranın ismi. Şimdi Serkan Bey, özellikle misafirlerimizin anne baba çocukları içeri bıraktıktan sonra onlar tatiline devam edebilirler. Havuza, denize gidebilirler. Bu arada tabii güvenli bir alandalar. Serkan Bey gibi ekip arkadaşlarımız burada anne babanın izni olmadan çocukları dışarı bırakmıyorlar. Tamamen çevrili bir alan zaten. Ve içerideki aktiviteleri de kısaca göstermek istiyoruz. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Gel. Evet, başlıyoruz.
turumuz devam ediyor. Antedon'un bahçesindeyiz. Mini Club'dan çıktık. Isıtmalı havuzları gösterdik. Tabii havuzun geri kalan bölümlerini göstermek istiyorum size ama bu arada bahçenin içerisindeki görüntüleri de paylaşmazsak olmaz. Çünkü Antedon'un en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi tamamen doğal bir atmosferde tatil imkanı sunuyor olması. Çam ağaçları başta olmak üzere çok sayıda ağaçlar, çiçekler, böyle yemyeşil bir alan sizi bekliyor. Şu anda ana restoranın yanından geçiyoruz. Böyle çitlerle çevrili bir bahçe içerisinde ana restoran. Hem kapalı klima alanları var hem de burada gördüğünüz teraslarda, çitlerle çevrili teraslarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık büfe olarak sunuluyor konsept dahilinde. Şimdi ben çok heyecanla havuzları göstermek istiyorum size. Şöyle bir ilerleyelim. Belki bir kahve molası vereceğiz. Sonra turumuza devam edeceğiz havuzların yanından. Şu anda ana havuzun hemen yanı başındayız ve havuzun etrafında birkaç noktada ve sahile çıkarken böyle içecek, ne diyelim, istasyonları var, dolapları var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Tabii ki barların dışında pool bar var, beach bar var, snack bar var. Bunların dışında bakın size işte hem meyve suları, ayran var, sular var, sodalar var. Ama dikkatini çekmek istediğim şey tamamen şişede ve kutuda servis yapılıyor olması. Bu elma suyu. Bakın şurada açalım. Kola, Sprite, Fanta ve neydi? Ice tea. Bunlar hep kutu olarak sunuluyor. Başka ne var? Şöyle bakalım. Bu arada kolanın işte şekersiz olanları falan da var. Bu tarafta su var. Bu dispanserleri, bu istasyonları bu kullanım alanlarında, havuzun etrafında ve sahile yakın yerde birkaç yerde rastlayabilirsiniz ve dilediğinizce kullanabilirsiniz. Güzelliği de şöyle bir kez daha gösterelim. Havuzların genel görüntüsünü bol bol ekleyelim videomuza. Şimdi havuzun yanından aquapark'a doğru devam ediyoruz. Ama bu güzel bahçe içerisindeki dinlenme alanlarını da göstermek istiyorum size. Hamaklar ve aynı zamanda kamelyalar var. Yani böyle keyifle dinlenmek istediğinizde içeceğinizi alıp böyle kuş sesleriyle, çam ağaçlarıyla bütünleşik bir halde keyif yapmak istediğinizde bu alanları kullanabilirsiniz. Hemen karşıda aquapark'ı görüyoruz ama bir şey daha fark ettim. Bakın sağ tarafta birazdan yoga başlayacak. Sabah saatlerindeki ilk aktivitelerden bir tanesi bu güzel bahçe içerisindeki yoga programı. Yine animasyon ekibimizin programları çerçevesinde buradaki aktivitelere katılabilirsiniz. Ya bahçe gerçekten çok güzel. Çok güzel bir bahçe içerisinde Antedon keşfimiz devam ediyor. Aquapark'a çok yaklaştık. Çocukların en çok merak ettiği yeri birazdan görüntü ekleyeceğiz. Ama biraz kedilerden bahsetmek istiyorum. Antedon'un bahçesinde çok güzel bir kedi evi var. Gayet güzel, geniş, ağaçların altında, gölge, serin. Merhaba, yakışıklı. Ne haber? Bakışa bak. Şimdi bu kedilerin hepsi bakımlı, aşıları yapılan, düzenli ve onların kendi mamalarıyla beslendiği, kontrollü bir şekilde beslendiği kedi evi burası. Bunun amacı şu, hem kedilerin, hani çok fazla rahatsız olan misafirimiz olur, restoranlarda vesaire gezmesine engel olmak. Hem de misafirin onları kontrolsüz beslemesine engel olmak. Çünkü herkes bir şey atıyor, sonra kedi hastalanıyor yani. Her şeyi yemeye çalışan kedi sonuçta hastalanıyor. Bu yüzden burada kontrollü bir şekilde onlara bakılıyor. İsteyenler de çocuklara beraber gelip onları sevebiliyorlar. Birkaç tane kedi görebilirsiniz bahçede, tasmalı olan. Onlar da daha çok böyle hani misafire çok yaklaşmadan ama yine bakımlı, aşılı kediler. Biraz daha onlara özellik tanınmış. Yani Antedon'un emektarlarından böyle biraz daha yaşlanmış olanlar belki. Bahçede geziyorlar, köşede bucakta uyurken görebilirsiniz birkaç tanesini. Tasmalı olanları gördüğünüzde hiç merak etmeyin, onlar gerekli aşıları, bakımları yapılan kediler oluyorlar diyelim. Ve evet, aquapark'a gitme zamanı geldi, buyurun. Aquapark olmazsa olur mu? Olmaz. Şimdi Antedon hem aile misafirlerimiz, çocuk aile misafirlerimiz için hem balayı çiftleri için özel alanlar, özel odalar sunabiliyor. Tabii çocuklar da otele geldiklerinde önce aquapark'a koşuyorlar. Burada videomuzun başında göstermiştim, bir tane küçük kaydırakların olduğu, ısıtmalı havuzun olduğu bir küçük bölüm var. Onun dışında biraz daha böyle hani teenage olduklarında, biraz daha büyüdüklerinde daha büyük kaydıraklı alana gelmek isteyeceklerdir. Yine buradaki can kurtaran arkadaşlarımızın gözetiminde, kontrollü bir şekilde Antedon'da çocuklar aquapark keyfi yapabiliyorlar. Ben otelin bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Oluşum kompakt bir yapıya sahip. Yani siz odanızdan çıktıktan sonra ortalama 2-3 dakikada aquaparka, 1-2 dakikada sahile, havuzlara, restoranlara, barlara ulaşabilirsiniz. Yani burası sizi çok yoracak, aşırı büyük bir alana sahip değil. Yeteri kadar geniş, ferah, çok güzel bir bahçe içerisinde ama sizi yormayacak kadar
kompakt özellikle bir tesis. Aquapark da bu özelliğinin bir parçası olarak burada yer alıyor. Efendim Aquapark'tan sonra sahile doğru ilerliyorum. Arası ortalama 50 metre kadar, çok yakın mesafede. Ama bu mesafeyi geçerken de yine keyifli alanları, hamakları, oturma alanlarını göstermek istiyorum. Hemen yine şöyle bir 20 metre ileride de beach bar var. Yani bu alanda olan misafirlerimiz, sahilde olan misafirlerimiz çok keyifli bu alanı kullanabilirler. Size hemen göstermek istiyorum. Bence Antedon'un en keyifli barı burası. Yani bunu diğer bardaki arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar. Hepsini çok seviyoruz barmen arkadaşları ama buranın ortamı çok daha güzel bence. Çünkü biraz daha izole, havuzdan biraz mesafesi var. Havuza yakın pool bar var ayrıyeten. Orayı da göstereceğiz. Bu beach bar denize çok yakın. Akşamları da ambiyansı çok güzel. O yüzden şöyle kısa bir görüntüyle konseptle ilgili de bilgi vereceğim size. Zaten lobi barda çok detaylı bir şekilde içecekleri anlatmıştım. Bu güzel alanı da gösterelim. Sonra sahildeki görüntülerle turumuza devam edelim. Efendim Hakkı Antedon'da keşfimiz devam ediyor. Şu anda sahile sadece birkaç adım mesafedeyiz. Ve arkamda çok güzel bir bar var. Tabii sahile çok yakın olduğumuz için adı da Beach Bar. Sabah saat 10'da açılıyor. Gece saat 24'e kadar açık. Özellikle akşam yemekten sonra buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çok romantik, çok keyifli bir atmosferi var. Hem gördüğünüz masaları kullanabiliyorsunuz. Hem de sağda solda localar var. Ağaçların altında. Zaten çamlara neredeyse dokunabiliyorsunuz. Otelin genel karakteristik özelliği olarak doğayla çok iç içesiniz. Şimdi burada, pardon, affedersiniz. Furkan, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi burada ben konseptle ilgili her ne kadar lobi barda biraz anlatmış olsak da bu şişe bira sunumunun veya premium marka alkolü içeceklerin misafirlerin masalarına servis edildiğini de söylemek istedim. Furkan, teşekkür ederim. Seni meşgul ettim ama kısaca bir göstermek istedim. Sorun yok efendim. Başka marka biralar var mı? Bets var, Bet var, efendim, Efes var, Miller var. Efes yine şişede veriliyor değil mi? Evet efendim. Şimdi şöyle bara doğru bir yaklaşalım isterseniz. Ben tutmayayım seni abi, kolay gelsin. Sağ olun. Bara doğru bir yaklaşalım abi. Halil Bey kolay gelsin. Nasılsın, iyi misiniz? Sağ olun. Hakkı Antedon'da en sevdiğim barlardan birisi burası. Tekrar edeyim, hem gündüz saatlerinde hem akşam saatlerinde çok çok keyifli. Şimdi konseptle ilgili merakınızı biliyorum. Markalardan bahsedeceğim. Ama lobi barda anlattığım markaların tamamı burada da var. Hani en çok sorulan işte 18'lik Chivas'lar, Double Black'ler, Singleton'lar, işte şöyle baktığında Gentleman Jack'ler, Absolute'ler, Olmeca'lar ve tabii ki şişe bira sunumu burada mevcut. Miller var, Beck's var, Bud var. Başka ne vardı Ali? Efes var, Malt bira var. Aklıma gelenleri söylüyorum. Yani neticede şişe bira sunumu burada sabah 10'dan gece 24'e kadar böyle buz gibi enfes biralar misafirlerimize konsept halinde sunmakta. Ya her şeyi de alkole bağlamak istemiyorum aslında. Ben çok merak edildiği ve çok sorulduğu için bunu söylüyorum. Mesela burada bir Cimbali var. Çok güzel. Sabahleyin gelip saat 10'da kahvaltıdan sonra kahvenizi burada içebilirsiniz mesela. Ki özellikle deniz atmosferi, dalga sesi, deniz kokusu en çok hissedilen yer, denize yakın olan bölümler. Kahvaltıdan sonra kahvenizi burada içmenizi tavsiye ederim mesela. Dolayısıyla evet alkol markaları, konsept gayet geniş, gayet güzel. Pool barda, beach barda şişe sunumlar yapılıyor. Ama burada kahve içmenin keyfi de bir başka olsa gerek. Akşam saatlerini çektiğim görüntüleri de burada videoya ekleyeceğim. Yine merak ettiğiniz şeyler var ise barlarla ilgili lütfen yorumlar kısmında bize ulaştırın ya da açıklamalar kısmında bizim telefon numaralarımız var. Bizi arayabilirsiniz. Bunlarla ilgili size bilgi verebiliriz. Bu arada halihazırda buradayken kolay gelsin. Görüşmek üzere. Beach Bar'ı anlattıktan sonra hemen sol tarafta gözleme noktasından bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen yaklaşalım, buyurun. Şöyle hemen birkaç adım atarak geliyorum. Bakın yine yemyeşil bir bahçe içindeyiz. Hani denizdeyken şezlongundan kalktınız, yani bir şey alıştırmak istediniz. En yakın noktalardan birisi buradaki gözleme noktası. Kolay gelsin, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. El açması hamurdan patatesli, peynirli veya kıymalı ve kaşarlı. Omlet diyecektim ya, pardon. Gözlemelerinizi sipariş verebilirsiniz. İsminiz neydi? Fatma. Fatma Hanım, kolay gelsin Sağ size. Hemen Beach Bar'ın yanındaki gözleme noktasını işaretleyin. Tekrar diyorum, sahildeyken ya böyle bir parça bir şey yemek istiyorum dediğinizde el açması hamurdan çok güzel gözlemeler yapıyorlar. Efendim Beach Bar'dan sonra sıra geldi Hakkı Antedon'un sahilden bahsetmeye. Şimdi Kemer bölgesindeyiz. Buradaki denizin ne kadar temiz, ne kadar berrak, akvaryum gibi olduğunu zaten bilen misafirimiz var. Birazdan yakından göstereceğim size. Ama buradan genel olarak tesisin
şezlong düzenini ve şemsiyeleriyle ilgili, gölge alanlarıyla ilgili bir görüntü vermek istedim. Bu arada iskelesi şu anda yapımı devam ediyor. 3 gün sonra açılacak. Bugün Nisan'ın bakalım. Bugün Nisan'ın 26'sı. Yani 1 Mayıs'ta iskele açılmış olacak. Nisan ayında çok fazla fırtına olduğu için iskeleler kurulamıyor. Çünkü mesela 3 gün önce fırtına vardı. Parçalıyor her şeyi, dağıtıyor, bırakıyor. O yüzden Mayıs itibariyle açılıyor iskeleler bütün bölgelerde. Yani Akdeniz bölgesindeki otellerin iskeleleri. O yüzden şu anda iskeleyi çok detaylı gösteremeyeceğim. Ama güneşlenme alanlarını ve denizin durumunu elbette yakından göstereceğiz. Hemen yavaş yavaş sahile yaklaşıyoruz. Nihayet Antedon'un sahilindeyiz. En çok merak edilen noktalardan bir tanesindeyiz. Tabii Kemer Denizi'nin karakteristik özelliğini gösteriyor. Ve çakıllardan oluşan bir sahil yapısı var. Ama denizin temizliğini ve berraklığını bir kez daha ifade etmem gerekir. Şimdi buraya gelen misafirler denize girerken, yani eğer taşların, bu çakılların ayağınıza değmesinden hoşlanmıyorsanız yanınıza bir deniz ayakkabısı getirebilirsiniz. Ama denize girerken bakın derinliğini de görmek açısından, yüksekliğini görmek açısından oradaki misafir ayakta duruyor. Have a good holiday. Evet, bu şekilde misafirler keyif yapıyorlar. Kemer'in denizi gerçekten çok temizdir, mavi bayraklıdır. Dolayısıyla Antedon da böyle güzel bir denize sahip. Ancak şu anda ışık tabii çok müsait değil. Hani böyle masmavi belki çekemedik ama amacımız zaten size olayı maksimum güzel renklerle göstermek değil, olduğu gibi göstermek. İskelenin yapımı devam ediyor demiştik. 1 Mayıs'ta açılacak iskele. Nisan ayındaki fırtınalardan dolayı iskelerin kurulamadığından da bahsetmiştim. Bakın diğer otellerin iskeleri de şu anda daha yeni kuruluyor. 1 Mayıs'tan itibaren iskele de aktif olacak. Evet, devam edelim. Ve sahilde bütün misafirlerimizin kullanımı açık olan bu geniş gölgelikli alanlar ve şezlongların dışında elbette kabanalar da var. Bu bölümler her zaman olduğu gibi bildiğiniz üzere rezervasyonlu ve ücretli olarak ve alan misafirlerimize, rezervasyon yaptıran misafirlerimize belli bir menü dahilinde yiyecek içecek servisi de buraya yapılıyor. Butler arkadaşlarımız, garson arkadaşlarımız tarafından. Bu arada çok önemli bir ayrıntı. Odalar videomuzda da ayrıyeten belirteceğim. Buradaki kabanaların kullanımı bazı oda kategorileri için ücretsiz oluyor. Dolayısıyla rezervasyon yaptırırken oda kategori seçimini yaparken bahsettiğim odalar videosunda detaylı bahsedeceğim. O oda tiplerinden seçerseniz o zaman tatil boyunca buradaki özel kullanım alanlarını size ücretsiz olarak verebiliyorlar. Bu da otelin oda kategorilerini ayırırken sizlere sunduğu hizmetlerden bir tanesi diyelim. Ve sahilden yavaş yavaş tekrar havuza doğru gidiyorum. Pool barı göstermek istiyorum size. Efendim şimdi pool bardan bahsedeceğim size. Havuzun hemen yanı başındayız. Bu arada az önce gördüğünüz havuz ısıtmalıydı. Yani özellikle bahar aylarında geldiğinizde hava serinse eğer şu anda olduğu gibi ısıtmalı havuzu kullanabilirsiniz. Havuzda keyif yaparken de pool bardan yine alkollü veya alkolsüz içeceklerini sipariş verebilirsiniz. İsterseniz patenli arkadaşlarımız sizin şezlongunuza servis yapabiliyor. İsterseniz de buraya gelip arkadaşlarımıza merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Yine lobby barda anlattığım gibi veya beach barda anlattığım gibi bütün markalar konsepte dahil, yani konsept dahil olan premium markalar, yani Chivas grubu, single maltlar, scotchlar veya bourbon viskilerin tamamı, işte Havana Club'lar, Absolut'lar, bilmiyorum, şöyle yaklaştığımız zaman zaten markaları görüyorsunuzdur. Az önce lobby barda bunlarla ilgili çok detaylı bir anlatım yapmıştım size. Pool barda da aynı şekilde hizmet alabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki masalarda oturup dinlenebilirsiniz, çay kahve söyleyebilirsiniz. İsterseniz de şezlongunuzda keyif yapabilirsiniz. Hemen pool barın arkasında da paket dondurma servisi yapılan bölüm var. Merhaba, kolay gelsin. Saat kaçta başlıyorsunuz burada? 11'de. 11'de başlıyorsunuz. Akşam kaça kadar? 6'ya. Sabah saat 11'den akşam 6'ya kadar paket dondurma. Bir göstermek istiyoruz. İbrahim yaklaş abi. Hemen şöyle içeri doğru uzatalım kamerayı. Çünkü markalar merak ediliyor. Burada Cornet'ler, Twister'lar, Klasik'ler veya Magnum'lar, Twister'lar saydı konu, Frigola'lar, Max'lar, her şey varmış ya. Buzi'ler var. Şu an eksik abi, daha gelecek. Ha, Maraş dondurması da var. Evet. Daha gelecek diyorsunuz. Gelecek bugün eksik şu an. Hatice Hanım kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Algida markalı paket dondurmaların hemen hemen tamamı var. Hatice abla sağ olsun uyardı, daha eksik olanlar da gelecek dedi. Malum Nisan ayındayız, ister istemez hani şey devam ediyor, çalışmalar devam ediyor ama şu anki halinde bile orada neredeyse 10 farklı çeşit dondurma vardı. Ve dondurma bölümünün hemen karşısında da, yani pool bar, paket dondurma ve karşısında da Cafe Türk var. Cafe Türk'te de
demleme Türk çayı ve çok güzel Türk kahvesi içebilirsiniz. Tabii az önce Cafe Preto'dan bahsetmiştim size. Cafe Preto'da da çok güzel kahve çeşitleri var. Ama burası biraz daha hani bizim kültürümüze uygun küçük bir kahvehane tarzında sohbet edebileceğiniz bir bölüm olarak yine taş mimariyle gayet güzel bir şekilde sunulmuş. Bütün bu alanlara ilaveten paket dondurma servisi vardı ya, hani böyle şekerli atıştırmalıkları isterseniz bakın karşıda bir patisseri var. Ne kadar güzel görünüyor. Oradan da çok kısaca bahsedeyim size. Buyurun lütfen. Bu alanlardaki dekorasyonu ben çok beğeniyorum. Bu Ege atmosferi veriyor ya hani taş mimari. Şimdi patisseriye giriş yapıyoruz. Pool barı anlattım. Paket dondurma servisi verilen yer. Cafe Türk'ten bahsettik. Hepsi bunların bir arada. Aralarında 10'ar metre var. Ve patisseriye girdiğiniz zaman da bu sefer tatlı atıştırmalıklar sizi karşılıyor. Merhabalar, kolay gelsin. Burada açık dondurma yani külah dondurma servisi var. İsterseniz hemen karşıda paket dondurma yani magnumlar, kornetler, Maraş usulü dondurma, twisterlar vesaire gibi paket dondurmalar varken burada açık dondurma servisi yapılıyor. Ama benim önerim Antedon tatilinde öğleden sonraları mutlaka buraya bir uğrayın. Çünkü çok güzel tiramisular yapıyorlar. Benim favorim o. Yine yanında kahvenizi sipariş verebilirsiniz. İleride Cafe Türk'te Türk çayı sipariş verebilirsiniz. Çok güzel dilim pastalar, adet pastalar ve sütlü tatlılar da burada sunulan hizmetlerden. Yine konsept dahilinde böyle şık bir alanda sizleri bekliyor. Saat kaçta açılıyor burası? Sabah 10'da açılıyor. Sabah 10'dan akşam? 12'de pastane ürünleri başlıyor. Saat 2'de waffle başlıyor. Ya ben de diyorum ki bu koku bir yerden tanıdık geliyor. Saat 2'de waffle sunumu başlıyor. Saat kaça kadar waffle? 5'e kadar waffle. Süper. Saat 2 ile 5 arası waffle servisi var. Bu güzel koku sizi çağıracak zaten. Burayı da gösterdikten sonra tekrar şöyle dönüyoruz. Bu alanda öğleden sonra atıştırmalıkların tamamı dondurmasından tatlısına, dönerinizden çayınıza, kahvenize kadar her şeyi bulabilirsiniz. Buyurun devam edelim. Kahve kokusu sizi çağıracak. Akka Antedon'da tatil yaparken, havuz kenarından geçerken, ana havuzda yüzerken, buradan yayılan kahve kokuları, Preto'dan yayılan kahve kokuları sizi her daim buranın abonesi yapacak. Eğer bir kahve severseniz çok özel demlenmiş, çok özel yapılmış kahveleri burada tadabileceksiniz. Cafe Preto, Akka Otellerin kendi kahve sunumları yaptıkları özel markaları. Ve burası gördüğünüz gibi inanılmaz keyifli bir alan. Özellikle sabah saatlerinde burada misafirler kahvaltıdan sonra kahve sırasına giriyorlar. Şimdi öğleden sonra olduğu için biraz daha sakin. Özellikle bu saatte geldim. Çünkü size Cafe Preto'yu anlatmak istiyorum. Şöyle ilk girişimizi yapalım. İnanılmaz güzel bir koku eşliğinde. Yine taş mimari, biraz böyle Ege mimarisiyle. Şu o kadar sevimli, o kadar güzel ki. Ve yine tesisin genel yapısı itibariyle hani doğayla iç içe diyoruz ya. Bakın içeride bir ağaç var. Hem dekora eşlik etmiş hem de yaşayan bir varlık olarak orada. Cennet Hanım merhaba. Nasılsınız? Cennet Hanım'ı eski videolarımızdan, bir önceki Antedon videomdan hatırlayan misafirlerimiz vardır. Tam 3 yıl sonra, belki 4 yıl mı oldu hatırlamıyorum. Tekrar onunla karşılaşma fırsatı bulduk. Kendisi tam bir kahve, ne diyelim? Uzmanı. Ve bu konuda gerçekten işin ehli, hatta eğitimini almış, okulunu bitirmiş bir arkadaşımız. Ben onunla sizi tanıştırmak istiyorum. Bu arada önce konseptten bahsedeyim. Cennet Hanım, burası saat kaçta açılıyor? Burası saat 8.30'da açılıyor, 11'e kadar. Pardon, bir mikrofon verebilir miyim size? Çünkü başka sorularım da olacak. Şunu size vermek istiyorum. Evet. Saat 8.30'da açılıyor. Gece 11'e kadar devam ediyor servisimiz. Sabah 8.30, gece 11. Kahve severler lütfen işaretleyin. Evet. Bizim menümüz espresso bazlı ve espresso süt bazlı kahvelerimiz mevcut. Ayrıyeten özür dilerim. Özür dilerim. Sözünüzü keseceğim. Buyurun sizi efendim. Yoruyorum. Ben şimdi sizi anlatırken, tanıtırken hani bu işin eğitimini almış dedim ya. Evet. Bundan bahseder misiniz önce? Kendinizi tanıtır mısınız ben, bize? Ben İstanbul Boğaziçi Kahve Uzmanlığı'nı bitirdim. İstanbul Boğaziçi Kahve Uzmanlığı. Evet. Özel daha önce bir eğitim. Böyle bir sunum yapan otelde bulmuş muydunuz? Evet. Özel bir eğitimdi bu. Aynı zamanda Schiller, Starbucks, Lavazza, Nestle'lerden de eğitim aldım. Aynı dönemde o şirketlerde çalıştım. Hı. Beşinciliğim var, üçüncülüğüm var. Harika. Bölge birinciliğim var. Harika. En son nazar demiyorsun. Bir maşallah alırız burada. 3 hafta önce de akademik eğitimimi tamamladım. Şu anda benim kahve danışmanım var. Heh. İstanbul'da. Harika. Kendisiyle kahveyle ilgili böyle takıldığımız ya da paylaşmak, sormak istediğim şeyleri ona soruyorum. Heh.
danışman olarak. Müthiş. Ya demek ki kahve içmek için doğru yerdeyiz. Evet. Ben sizi görmeye çok sevindim. Bir kez daha açıkçası beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Geçen videomuzda da böyle bir sunum yapmıştık. Evet. Bu şekilde yol aldığınız için sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir kez daha başarının devamını dileyelim dedim. Şimdi bizim evet, kahvelerden. Bizim sloganımız şu. Buyurun. Aşkla bir fincan kahve. Aşkla bir fincan kahve. Ya kahvenin yeri çok başka. Gerçekten çok başka. Bunu bilen bilir. Peki Cennet Hanım, şimdi sabah 8.30'da misafirlerimiz geldi. Bir sabah kahvesi içmek istediler. Ne tavsiye edersiniz? Ben espresso bazlı kahvelerde genelde cortado, compano onları tavsiye ediyorum sabah ilk ayılması için misafirlerimizin. Zaten espresso ve espresso bazlı sütlü kahvelerimiz, günün orta kısmında da soğuk kahvelerimiz mevcut. Onu da yine espressodan yapıyoruz. Ayrıca bizim üçüncü nesil bu power'ımız. Yani cold demleme. Yapıyorsunuz. Evet, demleme. Şimdi ben onu söyleyecektim. Hani gün içerisinde dediniz ya. Evet. Şu anda tam böyle bir cold brew saati değil mi? Evet. Ben sizden kesinlikle. Ben sizden bir tane İbrahim için, bir tane benim için cold brew rica edeceğim. Tabii. Ve anlatımınıza devam ederseniz sevinirim. Sütlü mü istiyorsunuz yoksa? Sade lütfen. Sade. Evet. Tamamdır. Çok keyifli. Yani ben burayı anlatırken bu heyecanı ve buradaki sunumun kalitesini, buranın sıcaklığını, atmosferi ve Cennet Hanım'ın bu işi ne kadar aşkla yaptığını, ne kadar severek yaptığını ve bunu misafire hissettirdiğini ifade etmek istedim. Dolayısıyla sizler de geldiğiniz zaman zannediyorum ki bir kahve severseniz burada sıklıkla bulunacaksınız. Bu arada Cennet Hanım bizim cold brew'lerimizi hazırlarken ben size bir de buranın manzarasını göstermek istiyorum. İbrahim, geriye döner misin? Nasıl? Beğendiniz değil mi? Ben Antedon'un en keyifli noktalarından birisi derken elbette bir bildiğim vardı. Saat kaçta gelirseniz gelin. Burası gerçekten çok çok keyifli. Hazırlı. Ve cold brew'lerimize geldi. Hazır. Biz şimdi Cennet Hanım'ın aşkla yaptığı bu cold brew'leri sizin yerinize içiyoruz. Size geldiğiniz zaman bizim yerimize lütfen burada siparişinizi verin. Çok teşekkür ederiz. Bir de söylemek istediğim bir şey var mı? Misafirlerimizi. Memnuniyetle bekliyorum. Evet, diyelim. Ben sizin yerine biraz heyecanlandım. Ben onun evet, yerine söyledim. Çok heyecanlıyım. Peki. İlk günkü gibi. Peki. 13 yıl oldu ama harika. İlk günkü gibi çok heyecanlıyım. Harika. Heyecanla bekliyorum. Ha. Küçücük de olsa ya da 2-3 günde olsa aha, burayı deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz. Biz dışarıda güzel manzara içinde kahvelerimizi yudumlayacağız. Tekrar teşekkür ederiz size. Afiyet görüşmek olsun. Üzere. Sağ olun. Evet. Şimdi gün içerisinde tatil yaparken, denizdeyken, havuzdayken, acıktığınızda, tabii üstünüzde şortunuzda, terliğinizde ana restorana gitmenize gerek yok. Elbette bilgi olarak söylüyorum, ana restoranda öğle saatlerinde açık büfe bir öğle yemeği konsepti daha olarak sunulmakta. Ancak şu anda bulunduğumuz Snack Restoran'da öğle saat 12 ile 16 arasında inanılmaz lezzetli menüler var. Kolay gelsin. Selamlar. Burada bir salata büfesi var. Dönerler, hamburgerler görüyorum. Şimdi isterseniz şöyle yapalım, biz bir masaya oturalım ve menüde çünkü çok seçenek var, onlardan bahsedelim size. Ama mesela bir Snack Restoran olmazsa olmaz menüden birisi döner değil mi? Burada et döner günlük olarak hazırlanıyor ve her gün misafirlerimize döner keyfini doyasıya yaşamaları sağlanıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl şefim, iyi misin? Gayet iyiyim. Müthiş bir koku geliyor, çok da güzel görünüyor. Muhtemelen bugün bir döner yiyeceğiz. Evet, hazırlarız. Kolay gelsin. Şimdi tabii dönerler, hamburgerler, salatalar, makarnalar, pizzalar burada Akkantidon Snack Restoran'ında yapılan sunumlardan bazıları. Ortam gördüğünüz gibi hem ağaçların altında hem dışarıda masalar var. Ve etrafındaki bu taş mimariyle bulunan bölümlerde aslında alakart restoranlardan bazıları. Ve dolayısıyla gayet hoş, gayet keyifli bir ortam. İsterseniz masaya geçelim ve diğer menülerden size bahsedelim. Efendim ben Akkantedon'da yemek menülerinin çeşit konusunda, lezzet konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Gelen misafirin buna hak vereceklerdir. Şu anda bir hani sinek sunumu göstereceğim size ama akşam olduğunda hem alakart restoranları hem de ana restoranda açık büfe sunumlarla ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Hatta yeme içme servisiyle ilgili ayrı bir video yaparak çok detaylı bir şekilde konsepti, büfeleri, restoranları size sunmaya çalışacağım. Diyelim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Buradaki menüleri size örnek olarak göstereceğim. Daha sonra turumuza devam edeceğiz.
sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Akkantedon keşfimiz devam ediyor. Şimdi havuzları gezdik, barları gezdik, aquaparka gittik. Artık biraz yorgunluk atma zamanı geldi. Kadri'nin bize kokteyl sözü var diye tekrar resepsiyona geldik. Burası da serin, gayet güzel, rahat. Biraz dinleneceğiz. Ve Kadri'yi kokteyl yaparken de çekmiş olacağız. Ne hoş geldiniz abi? Ersin Bey. Güzel bize bir kokteyl. Bu yemek yapacağım. Yapım programları var ya, ne yapacaksınız bize şimdi? Zeytinyağlı sarma güzel falan. Güzel bir spesiyal kokteyl mi yapacağım? Tamam. Bal kabağından. Güzel bal bir. Kabağından. Bal kabağından. Tamam. Peki. Başlayalım mı? Tabii, tabii ki. Biz memnuniyetle bekliyoruz. Teşekkürler. Dilimiz damağımız kurudu böyle. Serinlemek istiyoruz. Tabii ki de. Harika. Ben de şöyle öncelikle bardağımızı buzlayalım. Vay. Bardağımızı soğuttuk. Kadir, adı ne bunun? Bu benim kendime özel bir çıkardığım bir reçete. İsim koymadın mı daha yoksa? İsim koymadım daha henüz. Çok güzel köpürttün ama. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Şeyin adı neydi o? Damlattığın şeyin adı neydi? Köpürtücü kendisi. Hı-hı. Son olarak da ellerine sağlık. Kabuğu yapıyor. O şovunu da yaptın. Ellerine sağlık. Olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi ben adını söylemedik. Hani senin özel spesiyelin dedik ama misafirler geldiğinde muhtemelen sipariş vereceklerdi. Çünkü ben onların yerine bundan biraz tadına bakacağım. Ersin'in içtiği kokteylden mi desinler? Ne desinler? O da olabilir. Peki. Müsaadenizle ben böyle güzel, spesiyal bir imza kokteylinin tadına bakıyorum. Ve sizler de geldiğiniz zaman artık benim yerime tadını çıkartırsınız. Tatilinizin keyfine varırsınız. Çok güzel kokular geliyor. Teşekkürler tekrar. Afiyet olsun. Sağ olsun. Ne demek? Efendim, lobi barla başladık. Havuzlarla devam ettik. Aquapark'a kadar gittik. Sahili gösterdik. Genel bahçe alanını gösterdik. Havuz muhteşemdi. Havuzu çok beğendiğinizi düşünüyorum. Akkantedon'da bir keşif yolculuğu yaptık. Benim en çok aklımda kalanlar havuz, Pretto, Beach Bar ve bahçenin güzelliği, yeşilliği oldu. Bir de sinek sunumlar. Oradaki döner çok lezzetliydi. Akka pizza da çok lezzetliydi. Ya bu turumuz sırasında benim aklımda kalan, öne çıkan özellikler bunlar oldu. Ve bu şekilde şu anki videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ama Akkantedon keşfimiz sona ermedi. Elbette bir sonraki videomuzda tamamen yenilenen odaları tek tek gezdik. Bütün oda kategorilerini. İki kişi gelen misafirimizden, çocuklarıyla gelen kalabalık ailelere kadar, balayı çifti olarak gelen misafirimiz için sunulan Deluxe Amor Suite gibi özel odalara kadar hepsini tek tek sizlere anlattık. Bu videomuzda hemen bir sonraki Akkantedon odalar videosunda izleyebilir ve size uygun olan odaları seçebilirsiniz. Ben tabii ki rezervasyon için Akkantedon'da tatil yapmaya karar verdiyseniz lütfen bizi arayın diye bir kez daha ricamı hatırlatacağım. Bütün çalışmaları biz bu amaçla yapıyoruz. Sizlerin rezervasyonlarınıza talip olduğumuz için ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak değerli rezervasyon taleplerinizi Tatilium ofisinden yaptırmanızı rica ediyoruz. Aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bıraktım. Elbette videoyu kapatırken de beğeni ve abone tuşlarına basmayı unutmayın. Bu da bizim videolarımızın daha çok öne çıkmasını, YouTube algoritmasının bizi daha çok önermesini sağlıyor. Bununla ilgili bir ücret ödemeye de gerek yok elbette. Aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına basmanız yeterli olacaktı diyelim. Ve hemen bir sonraki videoda, odalar videosunda, Akkantedon odalar keşfi videosunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Herkese şimdiden iyi tatiller dileyerek bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum.